Bir yıl gider, yeni bir yıl gelir. Bugün 2020 dersin. Bir de bakmışsın, 2021 gelmiş. 2020'de çok terslikler olmuştu ama 2021 bizi pek bir bereketli gelmişti. Anne! Anne, baba! Oğlum, ne oldu lan? Baba! Ne oldu ya oğlum? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Müjdemizi isteriz! Hem de bir değil, iki tane! Vallahi lan! Allah be! Ay ay ay! Dur, yavaş yavaş yavaş! Ay Seyfo'm, görüyor musun? Benim heveslendirme taktiklerim işe yaradı demedim mi ben seni? Ne de anne, bak torununa bak! Ay Allah! Bak dedim şu bak! İki dedim! Nurcan'la Duru aynı anda anne oluvermişti ama olan da Mustafa'yla ile damadı olmuştu. Ana da biraz nazlı olunca bebeler piş pişlemek de onlara kalmıştı. Ama bütün bunların yanında 2021'in en mühim olayı bizim Taze Dünür Kelle İsmail'in 60. yaş gününde bu diyardan göçüp gitmesiydi. Kelle İsmail doğum gününü kutladıktan sonra aramızdan ayrıldı ama başına geleceği hissettiğinden mi ne, bahçeye çağırdığı ambulansta uyumuştu. Kalbi ansızın durunca doktorluğa hemen müdahale etmişti. Artık uyanıklığından mıdır diyelim ya da Allah rahmetine kabul etmedi mi diyelim bilinmez. Kelle İsmail'in işine de zaten akıl sır ermez. Ne demiştik? Seneler gelir, seneler gider. İnsan gelir, İnsan gider. Her şeyin bir ömrü varmış. Biri gelir, biri gider.
Bizim de ömrümüz bu kadarmış. Geriye kalan insanın bıraktıklarıdır. Yoksa bu çınarı buraya diken, bunu koruyan olmasaydı, biz meydanda neyin altında toplanacaktık? Seneler gelir, seneler gider. İnsanın nesebidir kalan. Rahmet okutan doğdur, ah ettiren de. Her şeyin bir ömrü vardır. Birileri gider, arkadan birçokları gelir. Biz de hep aile dedik size. Dara düştünüz mü, koşun, sarılın diye. Kaç aile kaldı etrafımızda bir düşünün. Ailenin önemini anlayan kaç kişiyiz artık? Aileyi unutmayın. Aile her şeydir. Her ne kadar sürçülisan ettiysen